çocuğun yok mu da gelip bütün gün burada oturuyorsun? Nesisin sen onun? Bayan Madu, affedersiniz Bayan Madu. Arkaya kefaletle serbest kalamadı. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca hapiste kalacak. Ve bu tamamen sizin yüzünüzden oldu. Halk büyük merakta. Son gelişmelerle ilgili bize nasıl bir yorum yapacaksınız? Ne söylemek isterseniz buyurun. Sizi dinliyoruz efendim. Ne sizi söylemek dinliyoruz isterseniz buyurun. Herhalde şu anda çok mutlusunuzdur. Mutlu mu? Neden mutlu olmam gerekiyor peki? Bir adam ağır bir kaza geçirdi, biri hapiste. Sizce mutlu mu olmalıyım? Yaralının bir ailesi var. Onlar şu anda çok endişeli. O aile de perişan olmalı. Onların da oğlu hapse girdi. Ve bana mutlu musunuz diyorsunuz. Söyler misiniz? Neden mutlu olacakmışım? Söyleyin hadi. Bay Arke, haberlerde sizinle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Şu an içeride olmasının aslında tek bir anlamı var. Sıradan ve savunmasız insanların adaleti olan inancı bundan böyle iyice güçlenecek. İnsanlar alkollü araç kullanmadan önce sonuçlarını iyi düşünecek. Şefim baksanıza. Bu şehirde radyo kanalları suçlulara ne kadar da saygı duyuyor öyle. Büyük Yıldız, Arke'yi içeri attıran, kişi olarak tanınan Madubala Malik'in yaptığı açıklamaları dinlediniz. Madubala? Demek bu isim şehirde yeniden popüler oldu. Madubala Malik'e bizimle olduğu için çok teşekkür ederiz. Sıradaki şarkı Büyük Yıldız Arke'ye Madubala Malik'ten gelmiş olsun o zaman. Sana da biraz ayırayım mı? İyi. Sen bilirsin, canın isterse artık. Baksana, şarkıda geçen kişi sen misin? Çünkü acı çeken birinden bahsediyor da o yüzden sordum. Patatesin ne işi var acaba burada? Sen. Patatese iltifat, yemeğe hakaret sayılır mı? Büyük hayal kırıklığına uğradım. Çok çok büyük. Zaten Bombay'ın nesi düzgün ki yemeklerinden? Ah yok yok yok, boşver. Harfi Madubala'nın M'si. Şu radyodaki kız. Aslında hikayelerimiz o kadar benziyor ki inanamazsın. Şu anda ben de Madubala adlı bir kız yüzünden içerideyim ya.
Dinle bak. Ben 20 yıl önce kendi Madubalam'ın ölümünü gördüm ama yine de ölmüş olmasına rağmen bir yandan beni buraya, bu hücreye attırmayı başardı. Yazık. Nasıl yani? Öldükten sonra mı? Evet, işte duydun ya. Peki bu ne demek? Birkaç gün önce onun öldüğü yere bir uğrayayım demiştim. Civarda bir otel gördüm. Düşündüm ki hazır gelmişken orada kalıp biraz dinlenebilirim. Ama otelin müdürü beni geri çevirdi. Tutturdu, kimliğinizi görmek istiyorum diye. Beyinsiz adam. Balra Chaudhary olduğunuzu kanıtlayın diyor. Ne desem bir türlü anlatamıyorum, düşün. Aptal adam. Kimliğim neyi kanıtlayacak? Sözlerimden, hareketlerimden anlaşılmıyor mu ki zaten? Sonunda sabrım taştı. Tabancamı belimden çıkardım ve ona bana bak dedim. Kimlik diyordun ya, al sana kimlik. Sonra da kafasına tek kurşun sıktım, ölüverdi. Hem de oracıkta. Aptal adam. Tabii kanlar içinde kaldı. Herkes oraya üşüştü, ortalık karıştı. Tam bir kaos oldu. Polisler durur mu tabii? Hemen geldiler. Beni alıp direkt buraya getirdiler. İçeri tıktılar. Yani sen nasıl bir Madubala yüzünden buradaysan, ben de bir diğer Madubala yüzünden buradayım evlat. Ve sana bir tavsiyede bulunacağım. Hem de öyle karşılığında bir şey falan beklemiyorum ha. Tıpkı benim gibi sen de mutlaka sorununu halletmek zorundasın. Dur şuradakilerden birine soralım. Bayım. Affedersiniz bayım. Bekleyin, bekleyin bir dakika. Evet, evet doğru. Bay Arkay birkaç gün daha burada. Bizim müdürün burada olmadığı bir gün gelin, tamam mı? O gün görebilirsiniz. Fotoğraf da çekersiniz. Bol bol fotoğraf çekersiniz. Arkay benim bir dediğimi iki etmiyor zaten. Onunla çok yakın ve özel bir arkadaşlığımız oldu. Tamam mı? Anladın değil mi? Benim söylediğim gibi yaparız. Bak şimdi beni çok iyi dinle, tamam mı? Arkaya git ve kesinlikle Madubala'nın değil de onun tarafında olduğuna ikna et onu. Şu anda her şey sana bağlı, anlıyor musun? Sana bağlı. Tamam mı? Dinle. Gerekiyorsa Madubala'yı suçlar gibi de konuşabilirsin. Demek istediğim şu. Gerekirse yanında Madubala'ya hakaret et, ez onu, aşağıla, yerden yere vur, ne yaparsan yap. Yani işini nasıl gördürmen gerekiyorsa öyle davranman gerekiyor. Anladın değil mi canım? Yeter ki Arkay onun değil, kendi yanında olduğuna iyice inansın. Madubala'yla senin düşman olduğunuza inansın. Yapma Roma. Bunun mümkün olmasının tek bir yolu var. Beni önce Arkay'la bir görüştürsünler de. Evet. Sen bana bırak. Evet, evet, ben anladım. Sizi bir şekilde anladım, bir araya getireceğim. Evet, tamam mı? Bana evet. Bırak. Bir dakika. Müsaade edin. Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Efendim, biz kim miyiz? Aslında Arkay ile birlikte çalışıyoruz. Yani evinde ev işlerine bakıyoruz biz. Ona yiyecek bir şeyler getirdik burada aç kalmasın diye. Hatta ne getirdik size de göstereyim. Bakın işte böyle güzel yemekler yaptık ona. Bunu aslında Bay Bitu getirecekti ama onun bu aralar bir sürü başka işi var. Biz de düşündük ki... Yadav! Sana çağrı merkezinde yeni bir iş mi ayarlıyorsun? Affedersiniz. O polis üniforması üstüne hiç yakışmıyor. Affedersiniz. Şu yemeği kontrol et. Kontrol etmenize gerek yok ki efendim. Mis gibi ev yapımı yemek işte. Gerçekten nefis. Efendim, yemek mis gibi kokuyor. Yani belli ki bu yemeği Arkay'ın annesi kendi elleriyle yapmış. Öyle mi? Arkay'ın annesi değil. Benim annem elleriyle yaptı. Efendim, benim annem gerçekten mükemmel bir aşçıdır. Bir görün, dünyada kimse ondan daha güzel yemek yapamaz, öyle değil mi? Değil mi? Doğru. Düğün falan mı var?
yoksa ziyafet mi? Kesin gürültüyü! Dışarı! Hemen! Karakol! Babu zilhiretel Yarını yarasın Bay Arke, iyi günler. Size evden yemek yollamışlar. Bu ara pek eve uğramadım. O yüzden imkansız. Ne demiştim sana? Bizim hikayemiz çok benziyor. Büyük bir malikanem var. Ama kalmıyorum. İkinci karım Padmini öldükten sonra ailem resmen dağıldı gitti zaten. Sen o yemeği ver bana, bir bakayım içinde ne var. Hayır ki. Çok büyük bir gizem. Biri öldükten sonra dirilip yeniden yemek yapabilir mi sence? Ah, bu yemeğin kokusu bana birden geçmişimi hatırlattı. Padmini, bu ne güzel bir patlıcan ezmesi böyle, bayıldım. Yedikçe daha da yiyesim geliyor, yani tek kelimeyle nefis olmuş. Hadi git iki kaşık daha koy da getir, hadi. Bu kadardı, hepsini bitirdim. Ne? Nasıl biter? Sana her zaman diyorum, patlıcan ezmesi yapacağın zaman günlerce yetecek kadar çok yapacaksın. Ama ben çok yaktım zaten. Ha, demek çok yaptın, öyle mi? Yani şunu mu demek istiyorsun? Bütün yemeği ben yedim, bitirdim, öyle mi yani? Ha? Yine de hala açım diyorum, öyle mi yani? Padmini. Bak, patlıcan ezmesini gerçekten harika yapıyorsun. Çok güzel. Umarım evliliğimizde bu kadar iyi geçer. Bana yemeği bu ellerinle mi yaptın? Tamam, gel. Gel, sana bir hediye vereceğim. Gel. Hadi şimdi git, bana daha çok gezme yap. İki elinle yaptığın kadar güzel olmasını istiyorum. Duydun mu beni? İki tane de pide istiyorum. Şimdi çabuk git ve yap, hadi. Yürü. Ve o lanet olası kadın tek eliyle bile yemeği aynı lezzetle yapmayı başardı ya. Bu aynı patlıcan ezmesi, eminim. Bezelyeli püre mi? Bu gizemi sonra elbette çözerim ben. Ama önce şu yemeği bir yiyeyim.
Hadi bakalım bayım. Gelin birlikte yiyelim. Püre senin olsun. Patlıcan ezmesi de benim. He? Benim bugün duyduğum hakaretler karnımı zaten doyurdu bile. Efendim. Evet, söyle. Yemeği verdiniz mi? Evet, verildi. Tamam. Gidip 2 dakika onu görebilir miyim? Patronuna izin vermez. Patron burada değil, onu unutabilirsin. O eve gitti. Ben hemen dönerim. Merak etme. İyi, tamam tamam. Sadece biriniz gidecek ve hemen dönecek. Anladınız mı? Roma, Roma sen git. Bak beni dinle, beni dinle. Bak bu bizim son şansımız, sen gideceksin. Ve sana söylediklerimi yap. Sakın yanlış bir şey yapma. Hadi git dediklerimi yap, tamam mı, lütfen. Ve bak tamam, bu meyveleri de ver. Tamam, hadi yürü yürü. Yürü. Aa, yine birini göndermişler bakıyorum ha. Affedersin Arke. Çık dışarı. Hadi defol git, hadi. Ben sadece 2 dakika konuşmak istiyorum. Cadav. Efendim. Kim bu kızı içeri aldı? Affedersin, sadece bir şey söylemek için geldim. Şşş, sus. Tut. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben seni meşhur edecektim. Şimdi kimsenin seni meşhur etmemesini sağlayacağım. Yıldız olma hayallerim var ya, suya düşecek. Sen bir daha asla bir filme giremeyeceksin. Ama... Yanlış insanı düşman edindin. Çık dışarı. Hey adam, çıkar şunu hadi. Milletver köyüne dönsün. Hadi efendim, süreniz bitti. Bir dakika, sadece bir dakika konuşacağım. Gelip yesene sen de kardeşim. Bu patlıcan dolması tam eski karımın yaptıklarına benziyor. Çok lezzetli, baharatlı. Bakın efendim, sizinle konuşmamı istemiyorsanız en azından getirdiklerimi yiyin. Lütfen yiyin. Annem onları sevgiyle pişirdi. Cadav, çıkar onu, çıkar köyüne dönsün hadi. Bir dakika, bir dakika lütfen. Ben sizin yanınızdayım. Madun'un değil. Sadece bunu söylemek istemiştim. Çıkar onu buradan. Lütfen. Hey, sen git. Çıkar onu buradan. Efendim lütfen. Çıkar lütfen. Hadi, çıkar lütfen. Hemen. Yıldız olmak mı istiyorsun? Seni yıldız yapacağım. Aman tanrım, bu gürültü de nedir böyle? Nefes almayı keserse bu çok iyi olur. Çünkü buna devam ederse ölecek. Madubala meselesini 20 yıl önce halletmiştim ben. Neden sürekli aklıma gelip durduğunu anlayamıyorum. Sadece 20 dakika içinde.
20 yılımı bana tekrar yaşattı bu kız. Genç adam, seninle kaderimiz bir yerde buluşuyor, gördün mü bak? Biz bağlıyız. Ben çıkıyorum. Ha yani, suratını sevmediğim için değil ha, yanlış anlama. Ama burada çok tuhaf bir şey oldu. Hayatımın son 20 yılını unutmuştum. Ama burası bana onu tekrar hatırlatıyor. Buradan çıkacak mısın? Ama nasıl? Kardeşim, eğer ben çıkmaya karar verirsem beni hiç kimse durduramaz. İnan bana, rahat ol sen. Hey, memur bey, baksanıza. Senin büyük bir yıldız olduğunu hiç fark etmemiştim doğrusu. Aferin sana. Çıktığım zaman da bütün filmlerini izleyeceğim, haberin olsun. Bana çok tanıdık geliyorsun. Dinleyin beni. Buraya bir bakın. Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Polisler senin hizmetkarın mı sanıyorsun? Hizmetkar mı? Motihari'ye gel ve misafirim ol. Sana hizmetkar nasıl olur, o zaman gösteririm ben. Ben sana polis memuru dedim. Ne, öyle değil misin yani? Ben sana kim olduğumu anlatmasını iyi bilirim. Sen halkın hizmetkarısın. He? Mesela şu kilidi açmanı istersem onu açacaksın. Pekala, mesela senin annenin ninnilerini dinleyerek uyuduğun gibi ben de dansçılarımı izleyerek uyuyabiliyorum. Ve şimdi de uyku zamanı geldi. Hadi aç şu kapıyı. Çordari, numaralarını Motihari'ye sakla sen. Yoksa bütün o kibrini suratınla birlikte darmadağın ederim, anladın mı? Dediğini anladım ama polis nezaretinde 3. derece işkence çok ciddi bir suçtur. Çok ciddidir. Bana işkence yaparsan ben altında mı kalırım sanıyorsun ha? Öyle mi ya? Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kafanı vurma. Vurma lütfen. Sana. İşkence ne yapıyorsun? Etme vurma. Bana. İşkence etme. Pavar, neden onu bu kadar kötü dövdün? Arkeyi efendim, siz neden bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Evet, aynı şeyi medyanın önünde de söyleyeceğim. Bu masum adamı nasıl dövdüğünü herkese anlatacağım, tamam mı? Kes şunu, kes şunu, hemen kes dedim sana. Dahası patron bugün gelmedi bile. Hey, memur bey, arabayı getirin buraya. Giysi getirin, açın kapıyı, açın. Onu hemen hastaneye götürmemiz gerek. Açın kapıyı. Benim hastanem ve ilaçlarım karımdır. Kapıyı aç da oraya döneyim. Hey genç adam, ben gidiyorum. Sen de çıkmak istersen haber ver, ayarlamalar yapayım ha? Biri beni sevgiyle içeri tıktı. Ve bu cezanın tadını çıkartıyorum. Bağlarak Çodari, kaderlerimiz bir yerde bağlanmış. Tekrar buluşuruz nasılsa. Haklısın genç adam, çok doğru. Ama bir sonraki buluşmamıza kadar şu Madubala'nın işini mutlaka bitirmiş ol, tamam mı? Yavaş olun, yavaş, çekin ellerinizi. Çekin üstümden, çekin, çekin ellerinizi. Bırakın beni, bırakın. Tamam, bırak, bırak, bırak. Tamam, tamam, dur, dur, sakin, sakin, tamam. Yer misiniz? Bak, çok güzel. Vereyim mi? İyi. Madubala. Seni ne ilgilendirir? Genç bir adama bir araba çarpıyor. Sen onu hastaneye götürüyorsun. Ve başında bekleyip ona elma yediriyorsun. Ona bakıyorsun. Ha? Thank you.
Anne? Abla? Roma? Beni kimse aramadı. Ya kimse beni hatırlamıyor ya da bana ihtiyaçları yok. Hı? Nasılsın kızım? Ne oldu? Nasılsın? Hı? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Bir şey mi oldu? İyi misin? Hayır. Ne oldu? Neredeydin Malik? Nereye gittin? Ben seni... Evet canım. Ben seni çok özledim daha önce. Hiç bu kadar özlememiştim. Malik. Evet canım. Haklı mıyım değil miyim bilmiyorum. Ama her şey çığırından çıktı. O yüzden geldiğimden beri garip hissediyorum. Size sürpriz yapmak için habersiz gelmiştim. Ama bu defa evinizin hali beni şaşırttı. Adres aynı. Ama bu adresteki ev aynı değil. Çok sessiz, karanlık. Kimse evde değil. Her şey darmadağın. Tatlım. Sanki dört duvar birbirine küsmüş. Birbirleriyle konuşmuyor gibi. Bu ilk defa oluyorum Madu. İlk defa bu eve girdiğimde bu kadar kötü hissettim. Bana neler olduğunu anlat. Ne oldu? Bunlardan sorumlu olanın kim olduğunu mu soruyorsun? Evet. Malik, bu evin mutluluğunu bozan şey sadece onun bencilliği. Seni özlediğini söylüyor, öyle değil mi? Ama yalan söylüyor. Seni çok özlemiş ama seni bir kere bile hatırlamadı, bir kere bile. Seni hiç hatırlamadı. Ne yaptığını biliyor musun Malik? Dışarıdaki yabancı biri için hepimizi feda etti. Sen neden bahsediyorsun Trishna? Benim madım bunu yapmaz. Abi, daha önce hiç böyle bir şey söyledik mi? Hiç böyle hissettik mi? Söyle. Söyle bana. Evet mi, hayır mı? Hissettik mi? Yabancıların ailemizden daha önemli olduğunu kanıtladı o. Hı? Siz kimden bahsediyorsunuz? Onlar Mukund'dan bahsediyor. Gördün mü? Ama sandığın gibi değil Malik. Eğer öyle değilse söylesene. Şu saate kadar neredeydin sen? Malik'e anlat. Malik, ona nerede olduğunu sorsana. Onunla birlikte Arke'yi hapse yollamanızı kutluyordunuz değil mi? Abla. Abla, hayır. Henüz ona iyi haberleri vermedik. Hayır Yıldız'ım, bırak. Hadi gidelim canım. Hayır. Hayır Roma. Ona iyi haberleri vermeliyim. Arke bana ne dedi biliyor musun? Bana ne dediğini biliyor musun? Sadece onun filminde oynamamakla kalmayacakmışım. Bir daha hiçbir filmde oynamamamı sağlayacakmış. Bana öyle dedi işte. Bana böyle dedi. Malik Arke'ye ne dedi biliyor musun? Sadece filmine girmemekle kalmayacağım. Hiçbir filme giremeyeceğim. Bunun ne önemi var kızım? Arke bir aktör sadece. Bütün bunlardan memnun musun? Yaptıklarından mutlu musun? Sakın üzgün numarası yapma. Mutlu olman gerek. Dans et.
müzik aç, dans et. Hadi, mutlu olmalısın. İstediğin her şey i̇şte, oldu. Şimdi sana mutlu ne oldu böyle? Ol, hadi. Hayatıma girmen en büyük talihsizliğim oldu. Trişna, bırak. Bu ne saygısızlık böyle? Trişna. Kızım, sana çocukluğunda öğrettiğim bütün terbiyeyi ve saygıyı hepsini unutmuşsun sen. Ne oldu sana? Nedir bu saygısızlık? Kendinde misin sen? Senin sorunun nedir? Sorun ne mi? Sorun ne mi? Söyleyeyim hemen. Bu madu hayallerimi elimden aldı. Her zaman hayal ettiklerimi elimden aldı. Onları gerçekleştirmeme engel oldu. Ve siz onun tarafında mısınız? Tamam. İyi. Eğer onu tutacaksanız bunu yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama şimdi karar vermen gerek anne. Buna hemen karar vermelisiniz. Hemen bana kimi seçtiğinizi söyleyin. Ne yapıyorsun sen? Bu aile fotoğrafını görüyor musunuz? Artık bu fotoğrafta ya ben olacağım ya Madu. Söyleyin, kimi seçiyorsunuz? Söyleyin! Hangimizi seçtiğinizi söyleyin. Söyleyin. Trişna. Söyleyin. Kimi seçtiğinizi söyleyin. Kimi seçtiğinizi söyleyin. Trişna. Yeterince kayıp yaşattım. Artık seçmenize gerek yok. Madu. Seni kendimden uzun zaman önce ayırmıştım zaten. Gerçekten yıldız olacağım için beni kıskanmaya başladım, fark etmiştim. Ha, baksana, şunu da biliyorum. Yüzüme bilinçli olarak tarihi geçmiş krem sürdün değil mi? Bunu bilinçli olarak yaptın değil mi? Hayır abla. Bunu bilinçli olarak yaptığını biliyorum. Gerçekten o kadar kötü biri olduğumu mu düşünüyorsun? Abla, lütfen bunu kalbine bir sor lütfen. Kalbime sordum zaten. Ve kalbim bana ne dedi biliyor musun? Senin neden bana? Kalbim sana üvey abla olmaya bile değmediğini söyledi. Senin yüzünden istediklerime ulaşamadım ben. Ne? Sadece bir film için. Nedir bu çocukluk? Sadece bir film için. Ah!
hiçbir filmde oynayamayacakmışım. Sen hayatımın en büyük talihsizliği oldun. Sen hayatımın en büyük talihsizliği oldun. Ha, Mukund'u yarın sabah çıkartabiliriz diyorum ama bu sabah mümkün değil. Yarın değil, bugün çıkartacağız, bugün. Hemen git faturayı öde. Ben odasını boşaltacağım, onu getireceğim. Hadi, hadi. Ama karıcığım... İnanılmazsın. Oğlum nerede? Mukund odasında değil. Hastanenin neresinde olduğunu bilmiyorum. Oğlum faturasını kredi kartıyla ödemiş. Ve hastaneden de taburcu olup çıkıp gitmiş. Bu davranışı da tek bir şeyi kanıtlıyor. Şu 25 rupi konusu onu çok yaralamış. Çok. Ve oğlumla aynı fikirdeyim. Sen yanılıyorsun. Madu'yu azarlaman da çok yanlıştı. Bugün oğlum ilk defa iyi bir şey yaptı. Ve onunla gurur duyuyorum. Anne, o birkaç yabancı için bütün ilişkilerini mahvetti. Anlamıyor musun? Ne kötülük yapmışsın anla. Senin amacın ne kızım, bir söyle ha? Senin işin gücün yok mu da gelip bütün gün burada oturuyorsun? Nesisin sen onun? Sen üvey kardeşimden bile kötüsün. Madu. Şoför, taksiyi durdur. Madu. Madu, ben annem adına senden özür dilerim. Annemin neden öyle yaptığını bilmiyorum.
Sana söylediği şeyler yüzünden ben çok utanıyorum. Madhu, gerçekten utanıyorum. Hayır, bu annenin hatası değildi. İyi ama hastaneden nasıl çıktın sen? Hem burada ne yapıyorsun? Ben aslında... Ben seni aramaya gelmiştim Madhu. Beni mi arıyordun? Neden peki? Seni sonsuza kadar kaybettiğimi sandım Madhu. Asıl Madhu'yu kaybeden benim. Annemin dedikleri yüzünden üzüldüğünü biliyorum Madhu ama... Ama ben gerçekten... Annenle ilgili değil. Yanılan kişi... Benim sadece. Evimdeki herkes... Benden nefret ediyor. Ama ben seni seviyorum Madhu. Madhu. Madhu, arkanı dönüp gitmeden önce... Gerçeği bilmelisin. Madhu, ben sana aşık oldum. Bunun benim sorunum olduğunu biliyorum. Seni hak etmediğimi biliyorum Madhu, anlıyorum. Ama ne yapabilirim ki Madhu? Ben sana gerçekten aşığım. Seni seviyorum Madhu. Annenin suçlamalarını haklı çıkardın. Seninle olan ilişkim yüzünden hiç kimseye dürüst olmadığımı gösterdin. Madhu, dur. Sen adaletsizlik yapmadın. Mukund Dikşit Madhu'yu seviyor. Ama Madhu Mukund Dikşit'i sevmiyor. Ve belki de asla sevmeyecek. Haddimi aşmamış olmayı dilerdim. Elimi tutacağını ve sonra da bana sarılacağını ummamalıyım. Ama bu dilek sayesinde bunları öğrenmiş oldum. Bunları böyle öğrendim. Sevdiğimi fark ettim Madhu. Kötü bir şey oluyor. Neden? Neden bana yardım ettin? Ben sıradan biriyim. İyi bir satıcı bile olamıyorum. Babamın tarafındaki bütün kuzenlerim yazılımcı ya da doktor ya da profesör. Ama ben onların başarısız, fakir kuzenleriyim işte. Bana bir iyilik yap. Ne zaman karşına çıksam, beni görsen kafanı çevir ve git. Mukund Dikşit Madhu'yu seviyor. Madhu onu sevmiyor ve belki de asla sevmeyecek.
Ne zaman düşsem senin gelip elimden tutacağını ve bana destek olacağını ummuştum. Mukund! Mukund! Seni sevmememin bir önemi yok. Sen çok iyi bir adamsın. Ve ne zaman desteğe ihtiyacın olursa veya düşersen şunu bil ki hep yanında olacağım. Ama tek bir şartla. Neymiş o? Bilinçli olarak düşmeyeceksin. Hadi gidelim.